İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün hisse yorumundan önce kısaca endekse değinmek istiyoruz. Endeks yorumumuzu Twitter'da da yazmıştık. Malumunuz bu bayram sonrasında bilanço beklentileriyle pozitif hareketin şu göstergemizde görüldüğü gibi 2450 puanlarda pozitife geçti piyasa yani endeks ve şimdi bilanço beklentileri paralelinde pozitif yönde devam ediyor. Yurt dışında da hafta sonunda biraz olumsuz haber akışı gelse de şimdilik yani ekstra aşırı bir büyüme olmadığı için yurt dışı bugün çok yeşil neşeli olmasa da bizde pozitif hareketler devam etti. 2450 puanlardan kabaca 2650'lere gelindi. Bilanço beklentileri bitinceye kadar yani Ağustos'un ikinci haftasına kadar bu pozitif görünümün ekstra bir haber akışı olmadıkça düşe kalka pozitif devamını bekliyoruz. Bilanço beklentileri bittikten sonra kısa bir düzeltme ve sonrasında Eylül ayıyla beraber daha olumlu yukarı yönde piyasa beklentimiz var. Bu şu görünümdeki kanal direncimiz kabaca 2800 puanlara denk gelir. Eğer 2800 puanlar geçilirse bunun üzerinde 3400 puanlar orta uzun vadede yani yıl sonuna doğru ya da yeni yıl başlarında beklediğimiz puan yani endeksteki seviyeler. Şimdi bugünkü değerlendirecek olduğumuz hisse yeni bilançosu gelen hisselerden iş menkul değerler. İş menkul değerler bugünkü kapanış değeri 22 lira 22 kuruş. Önce ortaklık yapısına bakacak olursak ortaklık yapısında %65,74 Türkiye İş Bankası'na ait yani patron grubunda %34,26 da halka açık kısımda şu bölümde iştirakleri var. Fiyat kazanç oranı 4,38. Piyasa değeri, defter değeri de 2,09. Cari oranına baktığımızda 1,27 biraz düşük. Likitte oranında 1,21 yani birin çok çok üzerinde gayet iyi bir oran. Yabancı para pozisyonu 273 milyon artıda. Bu da olumlu. Şimdi FK'sına baktığımızda dikkat edersek FK'da bu şekilde aşağı hareketler hissede fiyat olarak yukarı şeklinde yansıması gerekir. Yani karlılığın arttığında hisse fiyatında da olumlu hareketlerin görülmesi gerekir. FK grafiğine baktığımızda daha önce bu seviyeler dikkat edersek hep şu bölgede yani hissenin 12 lira olduğu seviyede yine aynı 4 civarında FK'sı. Yine şu bölgede 2020 virüs krizi yine aynı 3,80 4'lü seviyelerde. Yine daha geri doğru gidersek hissenin 2,5 lira olduğu şu bölgede yine aynı 4'lü FK'lar görülmüş. Hep bu seviyelerden tepki gelmiş. Dolayısıyla hissenin FK'sı bazında tepki vermesi gereken yerde denebilir. Direnç olarak çalışan bölgede daha çok şu ekstra hareket saymazsak 7,5'lu FK'lara kadar da tepki gelmiş. Şu bölgede 9 FK'lar da görülmüş. Yani ortalama bu 4 FK'lardan 8 FK'lara kadar fiyatlanması muhtemel yani olumlu piyasada. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda şu anki olduğu yer 2,09 piyasa değeri defter değerinde. Yine bu değer
Hissenin şu bölgede 15 lira olduğu yerdeki FK, piyasa değeri, defter değeri, yani tepki gelmiş bu seviyeden. Şu bölgede olduğu yer 12 lira. Yine 12 lira iken de aynı piyasa değeri, defter değerindeymiş. Şu bölgedeki değerde baktığımızda yine 2.0, yani 10-15 piyasa değeri, defter değerinde. Bu seviyede hissenin fiyatı 6 liraymış. Bu şu demek, hisse şimdi 22 lirada olsa da 6 lira ya da 12 lira ikenki değerler kadar, yani temel olarak iskontolu sayılabilir. Direnç olarak piyasa değeri, defter değerinin direnç olarak çalıştığı yerde 4 piyasa değeri, defter değeri, yani 2 destek gördüğü yer, 4 de direnç gördüğü yer. FK'sı da 4-8 arasında gidip gelmiş. Piyasa değeri, defter değeri de 2-4 arasında çalışmış. Dolayısıyla bu olduğu seviyeler destek bölgesi hala şu an. Piyasa değerine baktığımızda zirve gördüğü piyasa değeri 8.6 milyar görmüş. Şu anki olduğu seviye 7.8. Haliyle hisse fiyatı arttıkça ödenmiş sermaye çarpı hisse fiyatı piyasa değerini verir. Piyasa değeri zirve değerlere yakın. Aşağıdaki göstergemiz dönemsel kaydırılmış kar artarak devam ediyor. Olumlu. Satışlarda yine son 3-4 çeyrektir artan trendini korumuş. Kar, faaliyet karı büyümesi de bir önceki çeyreğe göre yine artı. Dönemsel faaliyet kar marjında da yine artış var. Olumlu. Yani özetle temel veriler gayet iskontolu görünüyor. Şimdi bilançoya geçecek olursak buradan. Bilançoda dönem karına bakalım öncelikle. Dönem karı, iştirak olan şirketlerde dönem karına ana ortaklık payları kaleminden bakıyoruz. Şu kırmızı bölümden değil. Geçen yıl aynı çeyrekte 636 milyon, şimdi 1.2 milyar. Yıllık bazda baktığımızda %99 kar artış var. Gayet güzel. Çeyreksel bazda baktığımızda da 558 milyondan 707 milyona çıkmış kar. %26'da çeyreklik bazda. Yani hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda kar artışı olumlu. Ciroya bakacak olursak, ciroda 61.9 milyardan 94.4 milyara %52 artmış. Bu da iyi. Faaliyet karına baktığımızda 805'ten 1594'e %98 faaliyet kârı artış var. Yani cirodaki artışı neredeyse ikiye katlamış. Güzel bir kurumsal yönetim örneği. Faaliyet kâr marjı %1.29'dan %1.68'e artmış. Olumlu. Yani kâr marjı da artıyor. Finansal gelir 74'ten 155'e ikiye katlamış. Hatta daha fazlası var. Ama finansman giderleri daha az artmış. Dolayısıyla buradan kar daha da olumlu yönde artmış. 1603'ten 1700'e çıkıyor. Bu da yabancı para pozisyonunu güçlendirmiş. Olası döviz hareketinde olumsuz etkilenmez. Vergiler de düşürdükten sonra geriye 1.265 milyar kar kalmış oldu. Şimdi yukarı doğru bakacak olursak nakit akımına, dönem varlıklar 7.9'dan 18'e, yani dönem varlıklar artmaya devam ediyor, sıkıntı yok. Nakit akımında da yeni yılda 488'den 648'e yine artan bir trend var. Nakit akımında da sıkıntı yok. Kısaca duran varlıklar 237 462
artmaya devam etmiş. Buna karşılık borcun da artması gerekir. Evet, 5,5'ten 14,2 milyara borç da artmış duran varlığın karşısında. Uzun vadeli borçlarda da 122'den 176'ya artış var. Ana ortaklık öz kaynaklarda 2,1 milyardan 3,7 milyara %71,85 artış var. Yani şirketin net değeri %72'ye yakın artmış. Gayet iyi. Güzel. Ödenmiş sermaye 355 milyon lira. Kasadaki para geçen yıl aynı çeyrekte 778 milyon iken bu sene 1,396 milyara çıkmış. Gayet güzel. Yani kasadaki para artarak gidiyor. Şirketin temettü ödeme gücünü gösterir. Aynı zamanda bedelsiz potansiyel içinde şu bölümdeki değerler önemli demiştik. Şirketin bedelsiz potansiyeli resmi hesapla %963, benim daha net hesabımla da %393 bedelsiz potansiyeli var. Bu temel verilerle bizim hisse değerleme fiyatımız 27 lira 70 kuruş. Bu 27 lira 70 kuruş hisse değerleme fiyatımız önümüzdeki çeyreklerde tekrar güncellenebilir. Şimdi yani dönemsel faaliyet kârı artışı ve yine yıllık bazda ve çeyreklik bazda dönemsel dönem kârının artışına bağlı gayet güzel bir bilanço var. Daha yani biraz daha temel olarak açmak istersek endekste işlem hacmi arttıkça bu tarz şirketlerde olumlu yönde hareketler beklenebilir. Yani işlem hacmi şirketin para kazanmasıyla, faaliyet akışıyla direkt bağlantılı. Şimdi yaz aylarında malumunuz yani piyasada endekste işlem hacmi o kadar yüksek olmuyor. Yaz ayları geçtikçe yani kış ayları başladığında hani arz aylarından borsa aylarına geçildikçe araç kurum hisselerinde olumlu yönde etkilenmeler beklenebilir. Bu da hissenin temel açısından bir not diyelim. Şimdi bilançodan sonra teknik olarak bakacak olursak duruma bugünkü araç kurum dağılımına baktığımızda iş yatırım patron alım tarafında yatırım finansman yine iş yatırımın iştiraki HSBC yatırım o da güzel. Yani araç kurum dağılımında sıkıntı yok. Yabancı takasına da bakalım hazır buraya açmışken. Takasa baktığımızda günlük takasta 217'ye 293 alıcılı ve birinci alıcı 133 bin lotla Citibank yabancı. Haftalık takasa baktığımızda 708'e 1276 yine güzel alıcılı emeklilik yatırım fonları İş Bankası Citibank yabancı yine alım tarafında. Aylık takasta yine 1013'e 1821 alıcılar güzel. Yani son bir ayda hissenin alım tarafında toparlandığını görüyoruz. Hatta bu aylık takasta hem Deutsche Bank yabancı hem Citibank yabancı alım tarafında gayet güzel. Takasta sorun yok yani güzel. Şuraya takasa dikkat edersek grafiğe de yansımış sarı göstergemiz. Şimdi teknik olarak bakacak olursak zarar kes seviyesi bugün sert çıktığı için günlük periyotta biraz fazla gelir. Evet, zarar kes seviyesi güncel değerle baktığımızda 21,60 olarak alınabilir. 21,60 zarar kes seviyesi altında diğer destekler 19,84, 19,84 altında 18,12 destek seviyesi olarak izlenebilir. Olumlu hareketlerin devamında da baktığımızda şu bölgedeki direnç geçilmiş. Hissenin son 2-3 aydır yatay bant
olarak takıldığı, yani şu bölgedeki direncin bugün hacimli geçilmesi olumlu. Hacime dikkat edelim. Hacim de iyi. Yani hissenin yatay bant direnci bugün hacimli şekilde kırılmış oldu. Bu durumda eğer 21.34 üzerinde kalmaya devam ederse, 21.34 üzerinde şu bölgedeki makasımız bizim için orta ve uzun vadede izlenebilir. 21.34 üzerinde baktığımızda zamansal kaymamızı yaptırdık. Evet, 21.34 üzerinde orta ve uzun vadede beklediğimiz makas direncimiz 28 lira 91 kuruş. 28 lira 91 kuruş orta ve uzun vadede makas direncimiz. Bu 28 lira 91 kuruş bizim temel bölümde belirlediğimiz 27.70 hisse değerleme fiyatımıza da birbirine yakın olduğunu gördük. Eğer bu makas direnci üzerinde hareketler olacak olursa, o zaman ikinci makas direncinden söz edebiliriz. Şimdilik bu, yani birinci makas direncini görmeden ikinciden bahsetmeyelim. Orayı görürsek tekrar çalışma yapabiliriz. Evet, işlem için şimdilik bu kadar diyelim gençler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.